Nasıl bir belediye başkanı istiyorsunuz? Bak sana yemin ediyorum 75 tane belediye başkanı gelse, 80 tane cumhurbaşkanı gelse, mesela biz kuru fasulye olmuşuk gitmişik, ağamız kaymış. Ağaç yaş gene eğilir baba. Anladın? Ağaç yaş gene. Ağacımız bayağı büyümüş, kurumuş, biz onu eğilmeye çalışık. Yok eğilmez artık, bitti. Ayağımız kaymış, biz kuru fasulye olmuşuk gitmişik bak. Ha elimde bak, elimde torba var. Bak işten geliyorum. Ben 5000'de emekli olacağıma beni 5600'e yapıştırdılar. Ben 37 milyar 270 lirada para yatırdım. Anım teriyle yatırdım. Sözde bak 55 yaşındayım. Hep anım teriyle şimdiye kadar çalıştım. 5000 gün topladım. Hani emekli olayım, hani olayım. Gittim sordum. Adam diyor ki seninki 5600. Ne oldu? Aç kaldı. Hırsızlık yaptı. Sağda solda çaldı. Millete yapıştı. Bu sefer milleti kandırmaya çalıştı herkes. Biz buysa biz sağ olana kadar biz pırpar olmuşuz gitmişiz abi. Kusura bakma valla. Biz böyleyiz. Bir kuru fasulyeyiz. Başka da bir şey değil. Allah'a emanet olun. Sirt halkı nasıl bir belediye başkanı istiyor? Şimdi çok iyi tam adamdan geldin. Şimdi halkın şöyle halkın iradesi neyse odur. Zaten seçiyoruz kaymatıyı. Görürüz halimizi. Olmaz ki. Madem ki iradesi halkın iradesiyse her yerde geçerli olması gerekir. Doğru değil mi? Ama bazı bölgeler işte görüyorsun. Nereden nereye. Peki abim vatandaş nasıl bir belediye başkanı istiyor? Vallahi halkın içinde olacak. Halkın belediyesi olacak. Halk için çalışacak. İşte halkın da görüyorsun biz de hangi durumdayız. Ya mahvolduk gittik ya. Vallahi bile mahvolduk ya. Artık ekmek bulamıyoruz ya. Belediye başkanına bu iş ver artık ekmek bulamıyoruz. İşimiz gücümüz yok belediye başkanı. Zaten seçim alıyorlar. Hani şimdi belediye başkanı ne yapacağız? Ya bir şey ekmek yok şu anda ekmek yok. Vallahi hakikaten bulamıyoruz ha. İş yok, güç yok. Millet perişan olmuş ya, yazık günahdır. Geçimi nasıl sağlıyorsunuz peki? Geçim yok ki. Vallahi şunda krediden, şu da burada, şu bankada, o bankaya hep krediyle geçiriyoruz. Onu da çekiyoruz ona, ondan çekiyoruz ona. Başka yaptığımız bir iş yok ki. Var mı başka bir isteğiniz? Belediye başkanı zaten seçsek de bu şu nedir? Bundan sonra aslında seçeneğe gitmememiz gerekir. Hadi kolay gelsin. Sirt halkı nasıl bir belediye başkanı görmek istiyor? Vallahi bilmiyorum. Sirt halkı ne istiyorsa o gelecek başına. Benimki bende kal. Sirt halkı nasıl bir belediye başkan adayı görmek istiyor diye soruyoruz da. Sirt halkı nasıl belediye başkanı görmek istiyor? Çalışan belediye başkanı görmek istiyor. Nasıl bir profilde olması gerekiyor? Yerelden mi olması gerekiyor? Dışarıdan birileri mi olması gerekiyor? İş yapıyor olsun yeter. Dört tarafı suyla çevrili Sirt'te su bulamıyoruz, su sıkıntısı çekiyoruz. Bu sorunları çözebilecek belediye başkanı istiyoruz. Sirt halkı nasıl bir belediye başkanı görmek istiyor diye soruyoruz da. Siz nasıl bir belediye başkanı profili adayı görmek istiyorsunuz? Şöyle diyeyim hocam size. Sirt zaten bakılması gereken bir şehrimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ımız da zaten buradan eniştemiz biliyorsunuz. Buradan ilk cumhurbaşkanı ilk şey olarak çıktığı zaman, milletvekili olarak çıktığı zaman bize verdiği sözler, bize verdiği vaatler hiçbir şekilde yerine getirilmedi. Biz onların yerine getirilmesini isterdik. Biz Batman'ın bizden üstün olarak mesela önceden baktığınız zaman Batman Siirt'in köyü olarak görünürdü. Şimdi Batman Siirt Batman'ın köyü olarak görünüyor. Ve biz bundan rahatsızız milletçe insan olarak. Hepimiz zaten şöyle de bir şey var. Mesela baktığınız zaman günümüzde her seçim yaklaştığı zaman mesela verilen vaatler, verilen sözler var. Fakat hiçbirinin hiçbir şekilde yerine getirilmemesi insanın mesela bizi rahatsız eden bir durum. Biz bunları istemiyoruz. Biz isteriz mesela gelsin şehrimize, bizim memleketimize sahip çıkılsın, ona bakılsın. Başka bir şey istemiyoruz. Sirt halkı nasıl bir belediye başkanı istiyor? Konuşur mu abi ya? Ne konuşacağız zaten? Yılan gideni diğerini vuruyor. Sirt halkı Sirt'e yarayacak bir başkan arıyor. Yani elimizden tutacak, biz gençlere yardımcı olacak, bizi anlayacak birinin olması gerekiyor. Çünkü gerçekten son zamanlarda Sirt gittikçe kötü yerlere gidiyor, diğer şeyler gibi. O yüzden yani bize yarınacak biri lazım. Topluma o yüzden abi teşekkür ediyorum. Nasıl birini görmek istiyorsunuz Sirt Belediye Başkanlığı'nda? İstiyorsa halkın elinden değil, seçer, sonra kayyum atanır. Ne dese boştur. Siz nasıl birini istiyorsunuz peki? Halka hizmet edecek birisini istiyoruz. Halkın verdiği karar istiyoruz. Halına karar verirse kararımızdır. Başka bir şey diyemeyiz. Milletimize hayli neyse o olsun.
Teşekkür ederim. Böyle iyi efendi, işinden, gücünden, sözünden duran bir insan, bir efendi, bir belediye başkanı istiyorum. Böyle yalan konuşmayan. Yani bir işe girdiğin zaman, bir işe başvurduğun zaman söylesin, araştırsın, ondan sonra milleti koysun işe. Bak 20 defa sabah akşama kadar ben el arabacıyım, 5 milyon para vermişim ekmeğe. 5 tane de çocuk var, kiracım da. Sarı nasıl geçiniyorsun peki abi? Sarı, da sarı hastasıyım da, çocuğumun özür maaşıyla. İnancın olsun. Ya valla 15 yılda evliyim de. Yine ha bak belediye başına kaç defa geldi gildi, hiç insanlık görmedim. Yemin artık bıktım, ne belediye başkanı ne işkur. Bana hiçbir destek çıkmadı. İnancın olsun. Yine Allah razı. Güle güle, iyi akşamlar. Eyvallah. Abi sen gel konuşalım. Siirt halkı nasıl bir belediye başkanı istiyor? Siirt halkı vallahi eşit bir başkan istiyor. Niye eşit dersen, bugün her şey torpille dönüyor. Artık hiç kimse hani düzenli bir yerde işe giremiyor. Kendi akıyla hani adamlar 95 sınavlarda alıyor. Sırf iş kurda atılması için bazı sınavlar oluyor. Bazı yerlerde sosyal yardımlaşmada falan. Ne yapıyor adam? Kendi adam olduğu için atıyor. Diğer adamlar, garibanlar boş, açlık içinde, sefalette kalıyor. Hani nasıl olacak bu memleketlerin hali? Her şey torpille dönerse kim ne yapabilir? Belediye başkanının nasıl bir profili olması gerekiyor hocam? O belediye başkanı halk içinde biri olması lazım. Halk dışından biri değil. Halk içinde oldu mu bali halkın sıkıntılarını giderebilir. Ama halk dışı oldu mu kendi keyfine bak. Hani adamı varsa burada Siirt memleketinde kendi adamını işe atar, ama olmadı mı zaten diğer insanlar aç kalıyor. Teşekkür ederim. Abi nasıl bir belediye başkanı profili istiyorsunuz? Siirt halkı nasıl bir belediye başkanı profili istiyor? Vallahi Siirt halkı öncelikle yerel olacak. Buralı olacak. Burayı bilecek. Buranın sorunlarıyla birebir hem hal olacak. Yani dediğimiz hizmet boyutu olacak. Buranın hizmetkarı olacak. Yani oraya gelip bir koltuk sevdası olmayacak. Elit olmayacak. Bu halkın bilecek, halkın içinden gelmiş olacak. Halkın acılarından tut, ekonomisine kadar her şeyi bilen biri olacak. Hizmet boyutunda olacak. Yani benim bildiğim, yani benim fikrim, bir savunduğum partiler üzeri olması lazım. Yani yerel seçimler partiler üzeri, bu halka karşılığı olan, halkça sevilen, bu kültüre yatkın olan, bu halkın öz evladı olan insanları biz istiyoruz. Hizmet boyutu da zaten bu halk hiçbir zaman beklediği hizmeti görmedi. Haliyle biz görüyoruz. Seçilen belediye başkanları, bu halkın iradeleri kısa dönemde alınıyor. Yerine kayyum denilen bir sistemle yönetiliyor. Ha, şu an biz sorguladığımızda siyasete girmesek dahi bile fikren söylesek, alınan belediye başkanları madem ki siz aldınız, bugün hiçbiri suçlu değil, hiçbiri cezaevinde değil. Yerine atamış olduklarınız madem ki suçlular, bugün cezaevinde olacaklardı. O devlet hiç olmasa derdi ki suçluydu, bir suç işlemiş, karşılığı belediye başkanı da olsa, milletvekili de olsa karşılığı orasında. Ama bakıyoruz ki keyfi bir sistemdir. Bu keyfi sistemle bu halkın onuru, bu halkın iradesi yok sayılıyor. Biz buna karşıyız. Ki hangi parti olursa olsun, halkın seçtiği kim olursa olsun, başta bizler saygı göstermek zorundayız. Sevsek sevmesek o ayrı bir şey. %50 üzeri alan kim olursa olsun bizler saygı göstermek zorundayız.